Herkese merhaba arkadaşlar. Skalan serimizin yeni bir bölümüyle karşınızdayım. Bu bölümümüzde Kuzey Tekinoğlu ve Wolfex tarafından gelen hayvanat bahçesi isteğini yerine getireceğiz. Hızlı bir şekilde başlayalım. Çok fazla dediğim gibi bir önceki bölümde ufaktan bahsettiğim gibi peş peşe istekler devam edecek tabii ki. Ama bir video içerisinde bir tane istekle alakalı uğraşacağız. Bu sayede daha güzel, daha düzenli içerik çıkacağını düşündüğüm için bu tarz bir içeriye yönelmeye başladık. Umarım güzel bir şekilde böyle devam eder diye düşünüyorum. Hastalarla alakalı ufaktan toplanma problemi yaşıyor gibiyiz. Ufaktan o problemi çözmek adına bütçeyi arttırabiliriz aslında hafiften. Yani sağlıkla alakalı en azından şöyle 62 seviyesini falan 63 seviyesini getirmiş olalım. İtfaiye yangınları çok hızlı bir şekilde söndürüyor gerçekten. Özellikle helikopterler direkt mükemmel bir şekilde müdahale ediyor. Atıyorum mesela açlık bir alana yangın çıktığında önce yerleşim yerine bağlantısını kesiyorlar yangını. Ondan sonra dış taraflara doğru söndürmeye devam ediyorlar. Mesela şurada yaşanmıştı yangın. Şu tarafları söndürdüler hemen bu tarafları yayılmasın diye. Sadece bir tane binayla kurtarmış olduk. Yani şu binayı sıçradı sadece yangın. Hızlı bir şekilde çözüyorlar bu yangın problemlerini. Güzel bir şekilde çalışıyor yani bu faaliyetler. Her yere böyle düzenli, inanılmaz görsel olacak bir bilgisayar yapmamız mümkün değil tabii ki. Bazı bölgelere değişik yerler yapacağız. Her zamanla onları da geliştirebiliriz tabii ki. Elimizde olan bir şey bu. Tamamen bize kalmış bir şey. Bu şekilde buralar devam ediyor. Hemen şimdi hayvanat bahçesiyle alakalı isteğe geçelim. Hayvanat bahçesini ben şu bölgeye yapmayı düşünüyorum. Bu bölgede gayet güzel olacaktır. İçerisinden teleferik falan da geçecek. Mükemmel bir alan oluşacaktır diye inanıyorum burası için. Şöyle bir bakalım neler var. Eğlence uzmanlığı, organik veri, yerel üretim, ticari uzmanlık yok. Bunlar neymiş? İş yeri uzmanlığı, yüksek teknoloji uzmanlığı. Bunlar neymiş? Konut uzmanlığı yok. Kendine yeten binalar. Evet, gelir vergi oluşturur. Daha az vergi geliri oluşturur. Tabii her şeyini biz çözdüğümüz için vergi alamıyoruz onlardan. Tamam. Park alanı sil değil, park alanı boya diyeceğiz. Buraya güzel bir hayvanat bahçesi yapacağız yol boyunca. Ama şöyle önce biz binasını koyalım da sonradan tekrar boyamak zorunda kalmayalım hiçbir şekilde. Şimdi girişini şu yolda verelim ya. Bir tane giriş. Şuradan bir giriş verebiliriz. Şuradan ya da şuradan bir yerden. Şuradan verelim biz girişini. Girişi oluşturduk değil mi şuraya? Tamam. Daha sonra parklara geliyoruz. Kent parkı değil. Hayvanat bahçesi. Hayvanat bahçesini şu ana kadar hiçbir 2-3 sezonda da yapmadık hiçbir şekilde. Bu sezonla beraber hayvanat bahçesini yapmaya başlayacağız artık. Umarım güzel bir şey ortaya çıkartabiliriz. Hemen şöyle aşağı doğru 7 U. Yukarıya doğru 7 U geldik çıktık. Daha sonra tekrar hayvanat bahçesine geliyoruz. Ve hayvanat bahçesi kapısını tam olarak şu merkeze koyacağız. Ya da şu taraftan koyalım ya da şu taraftan koyalım. Tamam. Karar veremedik. Evet. Tebrikler. Hayvanat bahçesi ile alakalı şeyler açılmaya başladı. Şimdi ağaçlara bir gelelim. Ağaçları bir temizleyelim öncelikle. Buradan kendimiz eklemeler yapacağız zaten ağaçlarla alakalı. Şöyle büyütelim birazcık. Şu ağaçları bir temizleyelim şuradan. Birazcık küçült. Şuraları temizle tamamen. Şuralara kadar falan geliriz. Yani şu hizalara kadar geliriz diye düşünüyorum. Hayvanat bahçesiyle alakalı beklentim bu yönde. Bakacağız göreceğiz bunların hepsini. Umarım güzel bir hayvanat bahçesi yapabiliriz buraya. Çok fazla çalı çırpı var yerde. Onları tek tek silmemiz gerekecek. Yani birazcık uğraştıracak tabii ki. Evet, şöyle kaldıralım. Bu arada Büşra Korkmaz'ı için yaptığımız bölgedeki su kaynağı yok. Bahsettiğim yani daha önceki söylediğim gibi. Yani su kaynağını ilerleyen zamanları şu tarafa açtıktan sonra buraya doğru akıtacağız yani. Ya da dediğim gibi şuradan bir yerden kanal çekip buraya oluşturacağız bunu. Diğer türlü yani şu anda olmuyor maalesef bu işlem. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı. Belki farklı bir çözüm varsa modla vesaire onlara da bir bakacağım. Gözden geçireceğim. Öyle bir çözüm bulursak eğer onu da kullanabiliriz tabii ki. Neden olmasın. Hemen getiriyoruz buraya. Bir elektriğini bağladık buranın. Değil mi? Tamamdır. Daha sonra altında hayvanat bahçesinin ismini değiştireceğiz birazdan tabii ki. Şöyle şuraları bir büyütelim. Etrafını çitlerle falan kaplayacağız buraları. Güzel bir hayvanat bahçesi yapmaya çalışacağım burası için. Şimdi birazcık zeminini de düzeltebiliriz sanki aslında buranın ya. Nasıl yapsak? Şuradan hiza alalım. Şurayı bir ufaktan açalım. En azından şu aşağı taraf birazcık daha gözümüze hoş gelsin, düz olsun. Diğer tarafları düzeltiriz, ayarlarız zaten. Yavaş yavaş. Hafiften buraları da çekiyoruz. Şöyle burayı sırrını yapacağız evet ama ilerleyen zamanlarda değişecek buranın yerleri. Birazcık daha düzenlemeler yapacağız. Aklımdaki plan
Hani hayvanat bahçesini şuraya kadar falan uzatmak var yani, devasa bir hayvanat bahçesi yapalım istiyorum ama yani bilmiyorum yani yapabildiğimiz miyiz onu. Umarım güzel bir şey çıkar ortaya. Deneyip göreceğiz bunları zamanla. Şimdilik küçükten bir hayvanat bahçesinin başlangıcını yapacağız. Buraya ilerleyen zamanlarda dediğim gibi farklı yerlere de taşımayı düşünüyorum hayvanat bahçesinin boyutunu en azından. Ufaktan bir gelmiş gibiydi bu. Ha, şuradan bir yerden ha, gayret başarabiliriz. Ya da şunu nasıl seçebilir miyiz acaba bunu? Seçebiliyoruz aynen. Daha kolay yolu buymuş yani, tek tek silmektense böyle. Şimdi iptal et, sil. Sil. Hemen CTRL-B, Ctrl-B tuşlarına bastığın zaman da buldozerle aynı bir şekilde yok ediyorsunuz bunları. Yani mesela seçtiniz, yok ettiniz, seçtiniz, yok ettiniz, seçtiniz, yok ettiniz şeklinde. Tabii farklı şeyleri seçmemekte fayda var. Yoksa valla gider yani komple her yer. Düşünsenize şöyle seçtiğimizi, şöyle seçip Ctrl-B yaptığımızı ve hatta şu an ufaktan takılmalar yaşadık. Umarım video sıkıntıya yaşamamıştır yani. Evet, ufak bir seçim problemiyle alakalı sıkıntılar yaşadık. Hemen geldik tekrardan. Tamamını seçmeyin. Siz onun haritanızda tamamını seçmeyin. Çünkü ufaktan bir FPS problemleri başlatıyor yani. Orada bir de CTRL-B falan bastınız. Ctrl-B tuşlarına bastınız. İnanılmaz bir şekilde şehir yok olur ve muhtemelen oyunda çöker herhalde. Tamamını siler mi silmez mi bilmiyorum. Belki sezon finalinde deneyebiliriz o tarz bir şey. Bilmiyorum yani. Denesek mi de? Şöyle çöplerle alakalı sıkıntılar var mı? Bir bakıyorum hemen seri bir şekilde. Evet, sıkıntı gözükmüyor ama işte ufaktan bazen öyle uyarılar verebiliyor oyun bize. Buralar boşaltılmış, buralar çalışıyor. Şöyle toplama alanlarını kaldıracağım. Tekrar tekrar bunu söylüyorum. Çünkü tekrar tekrar yorum geliyor bununla alakalı. Derman epeçelik beni darlıyor. Tabii şakasına söylüyorum bunu. İstediğiniz kadar seviye sınırlarını aşmadığınız sürece tekrar söylüyorum bunu. Dilediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Sonuçta benim yönettiğim kadar sizin de yönettiğiniz bir şehir. Sunmayacak olsam yani, kendi oynuyor olsam zaten videoyu paylaşmayız. Elbette sizlerden destek gelecek bu konuda. Herhangi bir asla bir problem yapmayacağım. Yapmıyorum. Yapmayacağım da bundan sonra da. Tamamen dalgasına söylüyorum bunu. Derman Efe Çelik gerçekten kendi istediği şeyi söylüyor. Zaten olması gereken şeyi söylüyor. Bu çöpleri kaldırırsak daha güzel bir görüntü olur. Elbette bunun farkındayım. Ama şu anda inanın yetmiyor yani, şu atık yakma tesislerinden çok fazla yapmamız lazım. Veya bütçeyi inanılmaz bir şekilde artırmamız lazım. Ama gördüğünüz gibi şu anda yüksek bir fiyatımız, yüksek bir paramız yok yani. Bunu ilerleyen zamanlarda değiştireceğiz zaten. Bu gayet olması gereken bir yönetim şu anda şehirle alakalı. İlerleyen zamanlarda bunu değiştirdiğimiz zaman zaten ortadan bu problem kalkacak. Yani burada çöp toplama alanları kalmayacak ortada. Gayet güzel bir şekilde yolumuza devam etmiş olacağız. Bunu söylüyorum yani. Şimdi şu dönüşü saçma buluyorum ama sıkıntı yok, yapsınlar. Yazık onlara da, yapabilirler, problem değil. Buraya park için yollarımızı bir çekmeye başlayalım artık ufaktan. Şu yol alalım. Tamamdır. Bir tane de şu aradan bağlantı çekelim buraya. Daha sonra bir tane şöyle yol çekelim aşağısına köprünün. Yukarıya doğru gidelim. Yukarıdan gelelim buraya bağlanalım. Şuraya ayrı bir şey yapmak istiyorum. Hayvanat bahçesinin dışında farklı bir park alanı oluşturmak istiyorum. Orası ziyaretçi gelsinler diye, ziyaretçiler gelsin diye. Onu da ilerleyen bölümlerimizde yapacağız diye umuyorum. Özellikle dağın tamamını aldığımızda güzel bir park alanı oluşturacağız. Bu dağı da dörde bölmeyi düşünüyorum işte. Her bölgesine farklı bir isim vereceğiz. İlk isim Talha Zeybek'ti ya da, yanlış hatırlamıyorsam ilk vereceğimiz isim. O şekilde güzel bir alanda oluşturacağız orayla alakalı ilerleyen bölümlerimizde. Şimdi hayvanat bahçesinin yapabileceğimiz şeylerine bir bakalım. Ana kapı. Yan kapı. Hayvanat bahçesi meydanı. Hayvanat bahçesi meydanımız şöyle iki tane yerden oluşan şöyle güzel bir şey olsun. Daha sonra şunu hafiften alacağız. Şöyle çevireceğiz. Tamamdır. Yolu da hafiften önüne getiriyoruz. Bak. Böyle bir şey, böyle bir hizmet yok yani gerçekten. Yolu bile önüne getiriyoruz ama ufaktan burada şöyle bir sıkıntı var. Evet, bunları bu şekilde yapmayalım. Bu tarafına koyalım ki zeminle eşit olsunlar. Daha güzel olacak bu şekilde. Hemen bunu da getiriyoruz, yanına koyuyoruz. Tamamdır, gayet güzel. Yüksek olmasınlar yani. Zemini burayı tekrardan zemini ayarlayalım. Ufaktan bir yükseltisi gözüksün yani şu şekilde. Hatta şu köprülü yol birazcık garip olmuş aslında burada. Şöyle çekelim bunu.
Hafif bunu da çekelim. Şuraları bir ufaktan indirelim birazcık. O kadar yüksek bir şeye gerek yok aslında, değil mi? Aynen. Teleferiğin boyutuna ulaşmasına hiçbir şekilde gerek yok. Burayı da birazcık indirelim. Son olarak birazcık da burayı indirelim, değil mi? Tamamdır. Gayet güzel bu şekilde, daha güzel diye düşünüyorum. Şimdi devam edelim hayvanat bahçesi ile alakalı şeylere. Hayvanat bahçesi kafe. Tabii ki kafe olmazsa olmazımız. Şöyle 2-3 tane kafe koyacağız buraya. 3 4 tane kafe koyduk. Daha sonra hediyelik eşya mağazası koyacağız buraya birkaç tane. Şöyle karşılıklı birer tane koyalım. Tuvalet koyacağız tabii ki. Tuvalette vazgeçilmezimiz. Bahçe, park şeylerinde. Gerçekten inanılmaz sıkıntı yani Türkiye'de bu olay. Var bazı yerlerde işte doğa parkları var, piknik alanları var. Yani tuvalet sıkıntıları var. Ne bileyim. Kıyafet değiştirme gereği bile duyulabiliyor insana. O tarz yerler falan olsa, temizliği yapılsa neden kötü olsun ki yani. Öyle bir hizmet yani. Rengi kafesi. Evet, hayvanat bahçemizi büyük yapmamızın asıl olayı bu zaten. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir boyuta sahip burası şu anda. Bu Rengi kafesi mesela. Baksanıza. Bunu buraya koyduğumuzda buraya bir yol çekmemiz lazım tabii ama bunun zeminini düzeltmemiz lazım birazcık daha sanki. Şuraya sığdırmaya çalışacağım, bakalım nasıl bir şey olacak. Ortaya açıyoruz. Şu su problemi çözersek bu arada buralara sular falan da ekleyebiliriz güzel bir şekilde diye düşünüyorum. Ve bakacağız ona detaylı bir şekilde kontrol. Buna bir tane bir yerden yol vermemiz lazım sanırım. Şu yolu kaldıralım o zaman ufaktan. Daha sonra bunu hafiften böyle çevirelim. Tekrar geliyoruz yollarımıza. Şöyle şu yolu şuradan aldık. Şuraya bağladık. Şuradan mesela yol buraya bağlayalım. İki tane yol bağlayalım şöyle, değil mi? Aynen. Tam olarak olması gereken bu. Kapı falan var zaten burada. Herhangi bir şekilde geçişler yok. Güzel. Gayet güzel. Bu şekilde park alanımız, ilk hayvan alanımız oluştu. Rengi kafesi. Güzel. Devam edelim şimdi. Kuş evi mesela. Kuş evi falan cılız kalıyor sanki biraz park için ama bizim için. Sesine baksanıza da sesi falan ilginç yani. Şöyle bir park yeri daha oluşturduk. Daha sonra şu zeminden birazcık daha düzeltelim burayı. Tamamdır. Ufaktan şuraları yumuşatalım. Çünkü bundan bir tane daha kopyalamak istiyorum aslında ben. Şu şekilde. Aynen böyle. Buraların sularını çekelim. Hatta buranın tamamını bir suyla kaplayalım biz ya. Her yeri kullanacağımızı düşünüyorum zaten. Şöyle sularımızı çekelim tamamen. Daha sonra şuraları falan su kaplayalım tamamen. Güzel. Kuş evlerimiz de geldi. Ne bileyim, deve kuşu yazalım buna. Papağan kafesi. Papağan kafesi. Geyik ve ren geyiği kafesiymiş burası da. Mesela bu ne ren geyiği, bu ne ren geyiği. Geyik var mı acaba ayrıyeten, bir tane de geyik yazıyor mu yani? Ya da şu taraf mı geyik? Hapsedilmiş erkek geyik. Hapsedilmiş yazmasaydınız daha iyi olur sanki be. Değil mi? Hapsedilmiş olunca biraz garip oldu tabii. Hapsetme değil yani, koruma. Doğa koruma parkı burası tamamen. Hayvanat bahçesi ana kapısı tamamdır. Altında hayvanat bahçesi yazacağız buraya ama burası şey yapalım. Doğa koruma parkı yapacağız buranın ismini. Doğa koruma parkı. Doğa koruma parkı. Buraya iki tane isim vereceğiz ayrıyeten. Yukarıdan bir de. Onu da alacağım birazdan. Şöyle bölge olarak belirleyip mesela işte giriş tarafı Doğukan Parkı olmayacak tabii burası. Şey olacak, bir tanesi mesela Tekinoğlu bölgesi. Tamam. Bir tanesi bu şekilde olacak. Diğer tarafa da mesela şu taraftan itibaren de diğer tarafına Wolfex bölgesi ismini vereceğiz tamamen. Park alanında büyütelim birazcık daha şu tarafa doğru. Tamamdır. Şuraya da Wolfex bölgesi ismini veriyoruz. İki parça halinde olacak parkımız, bildiğiniz gibi, söylediğim gibi. Bu şekilde daha hoş oldu yani bence.
Bunu komple çekemiyoruz sanırım, değil mi? Teli ile beraber. Ha, şöyle çekebiliyormuşuz. Olabilir aslında. Ufaktan bir yamuk oluyor ama. Yok, olmazmış bu arada. Aynen, olmaz bu. Bu iş olmaz. İptal et. Şunu geri yuvasına oturtalım şöyle. Belki tekrar değiştirebiliriz bunun. Rotası aynı kalır bu şekilde, buradan indiririz ama şeklini değiştiririz ufaktan. Belki bir ihtimal. Şimdi başka hayvanat bahçesiyle alakalı ne var mesela elimizde? Antilop kafesi. Bir tane şuraya antilop kafesi koyalım. Bir tane buraya antilop kafesi koyalım. Girişleriyle alakalı sıkıntılar var mı burada? Yo, güzel, idare eder. Seslere baksanıza. Güzel. Daha önce hayvanat bahçesi yapmadık dediğim gibi, 1 ve 2. sezonlarımızda girişmedik hiç bu işe. Yani gayet de güzel yani, sesler falan. Güzel yapmışlar bence. Baksanıza sesleri. Buranın yol bağlantısı ne alaka, niye olmadı yani? Bu tarafta mı giriş, ha, ters mi oldu acaba? Tamamdır. Var aslında yol girişiniz ama sizin niye kabul etmiyor oyun? Yani zorla kabul ettireceğiz sana girişi ya. O kaçarı yok o işin de. Şöyle geriye çekelim o zaman. Evet, şöyle çektik, tamamdır. Böyle içte olsun birazcık. Sıkıntı değil o hiçbir şekilde. Böyle olsun. Güzel. Seslere baksanıza ya. Antilopların. Güzel güzel. Sevdim hayvanat bahçesini. Şu an başka bir şeyini koyamıyoruz galiba, değil mi? Bizon koyabiliyoruz başka. Böcek, amfibi, sürüngen evi. Daha sonra flamingo kafesi. Fil kafesi. Deniz yaşamı kafesi. Zürafa kafesi. Maymun sarayı. Gergedan kafesi ve aslan kafesleri koyabiliyoruz. İlerleyen bölümlerde koyabileceğiz bunları tabii. Şöyle birkaç tane bir şeyler koyalım etrafa. Şu sesler inanılmaz güzel ya, gerçekten. Yani böyle hayvanat bahçesine gitmiş gibi hissettiriyor insana. Sanki ufaktan böyle. Diğer hayvanları falan koydukça zaten iyice gelişecek bu işlemler. Çok daha güzel bir ortam sağlayacağımızı düşünüyorum ben burayla alakalı. Buralara birazcık oturaklar yapalım. Tabureler, masalar. Masaların başlarına birer tane Işıklandırma, aydınlatma koyalım. Bir de karanlık yapalım havamızı. Bakalım nasıl bir görüntü elde edeceğiz. Onu da görmüş olalım. Yani son halimizde, şehrimizin son haliyle alakalı. Yani nasıl bir güzellik var şehrimizde, onları görmüş olalım. Şimdi bunun dışarısını da kapatacağız bu arada tamamen. Onu da söylemiş olayım. Şöyle getirdik de direklerimizi, duvarlarımızı şöyle getir tamamen. Biraz gelişi güzel kapatıyorum. Tamamen eşit olmasın diye, işte kod farkından dolayı, ne bileyim, farklı sebeplerden dolayı, zeminin kötü olmasından, kalitesiz olmasından kaynaklı vesaire vesaire, değişik kapatmalar yapmış olalım yani, hikayesini uydurmuş olalım o şekilde. Wolfpack'e doğru büyüyecek bu arada fil, işte zürafa kafesleri, maymun kafesi, ne bileyim, aslan kafesi vesaire şeklinde Wolfpack'in olduğu bölgeye doğru büyüyecek bu hayvanat bahçesi. Şu anda büyütemiyoruz tabii, zamanla insanlar geldikçe buralar büyüyecek. Buralara çeşitli seferler düzenlememiz lazım. Turistler için ilgi çekici hale getirmemiz lazım. Tabii onları da ayrıca zamanla. Şöyle getiriyoruz. Bu şekilde tamamen dışını duvarlarla kapattığımız bir hayvanat bahçesi oluşturduk.
Dış duvarlara falan bakalım nasıl gözüküyor. Aynen güzel. Şöyle gidecek olursak. Evet. Çin settimizi ördük hayvanat bahçemizin etrafında. Gelmek isteyenler dışarıdan gelmek istiyorlarsa eğer ana kapımıza gelecekler, girecekler, biletlerini ödeyecekler. Hayvanat bahçesine girecekler ve burada takılacaklar kuşlarımız. Ya bunlar ördük tarzı bir şey aslında değil mi? Ördük bunlar ya. Ufaktan flamingoya falan da benziyorlar ama. Sol taraf farklı, sağ taraf farklı oluyor değil mi? Aynen. Sağ sola tünüyorlar bir de tünemek. Yani uçuşuyorlar bir şeyler yapıyorlar. Garip garip hareketler yapıyorlar. 8 ziyaretçi gelmiş buraya. 11 ziyaretçi gelmiş. 8 ziyaretçi gelmiş. 7 ziyaretçi gelmiş. Buralara ilgi artırmak için seferler düzenleyeceğiz tabii. Buraya ne bileyim metro çekebiliriz belki. Veya işte otobüs durakları oluşturabiliriz. Hava balonları düzenleyebiliriz gibi gibi şeyler yapabiliriz. Diye düşünüyorum şu anda. İlerleyen bölümlerimizde yapacağız tabii bunları. Ufaktan bir ağaçlandırmamızı da yapalım buraya. Burası için. Şöyle ufaktan bir ağaçlandırma olaylarına da girmiş olalım burası için. Tamamdır. Dış tarafı bu şekilde kapatalım. Bu ağaçlardan yapalım. Çok fazla dışarıdan gözükmesin hayvanat bahçemiz. O güzel doğallığını korumuş olalım bu sayede. Güzel. Tamamdır. Gayet de güzel yani bence şu anki durum. Hani belki bir ihtimal hayvanat bahçesi içerisinde bir monorail hattı da çekebiliriz diye düşünüyorum. Bir bakacağım yani ona. Ulaşım araçlarından bakacak olursak hani teleferik değil de monorail çekebiliriz belki hayvanat bahçemizin içerisinden gezen, etrafını turlayan böyle değişik bir hat oluşturabiliriz diye düşünüyorum. Onlara ilerleyen bölümlerde bakacağız. Umarım beğenmişsinizdir. Hatta bir de şundan koyalım. Şöyle tam ortasında bir yere merkezine şöyle bir tane de itfaiye helikopterlerinin geleceği yangın güvenliğini riskini düşürecek bir eşya alet koyalım. Bu ev yıkılmış. Aman aman aman. Üzdü bu. Bu durum üzdü. Hemen evlere bakalım. Şu tarz bir ev koyalım bu sefer de. Gerçi aynısına bir izliyor gibi duruyor ama yok değilmiş bu. Şöyle bir bakıyorum hangi evden koymuştuk acaba buraya. Şundan koymuştuk evet. Tamam. Tekrar bu evden yerleştirelim buraya. Büşra Korkmaz, Korkmaz Malikanesi şeklinde ismini de verelim. Arada yıkılabilir maalesef tabii bu tür şeyler. Yıkılmamasını sağlayamıyoruz. Yani şurada da yıkılmış mesela bir ev. Hemen kopyala, yapıştır. Bu kadar. Kaç kere yaptığımı bilemezsiniz tabii. İnanılmaz derece fazla yaptım bu işlemleri tekrar tekrar. Yıkılabiliyor çünkü evler maalesef. Böyle bir durum var. Oldukça da yıkıldıkça da düzeltmeye çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Şunları pasife çek. Şunları tekrar aktif et. Şunları aktif et. Şunları aktif et. Ha, bunları kapatmışız kendimiz zaten. Tamam. Aç diyelim tekrar. Boşalıyorlarsa açsınlar tekrar. Ufaktan sorunlar var sağda solda. Bu sorunları çözmemiz lazım tabii ki elbette. Cenaze, gel araçları falan gitmesi lazım oraya göre tabii. O problemleri ufaktan çözmeli lazım. Cenaze sayısı birazcık artıyor şehirde. Bunları artırmak için, çözmek için mezarlık sayısını artırmamız lazım tabii. Bunları da ben bölüm arasında ufaktan çözerim yani diye düşünüyorum. Umarım çözeriz yani. Çözmezsek birazcık işler sıkıntı yani. Evet, burada da bölümümüzün sonuna ufaktan gelelim. Şuraya tam hayvanat bahçemizin olduğu bölgeye geldikten sonra şurada bir yerde bölümümüzü ufaktan sonlandırmaya başlayalım. Buraya kadar izleyen herkese gerçekten çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yeni oyunlarda yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.